Her şey kafama göre. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Görüyorum ki önümde iki tane enkaz var. Bizim işimiz ne? Enkazı kaldırmak. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Vallahi hocam biz de yani bu yola baş koyduk. Biraz sağlıklı yaşam ve spor üzerinden yürümek istiyoruz. Yani Allah senin arasın başımıza gelen adliyese bak. Dün Remzi ile şakalaşırken elin memesinin altında kaldı ya. Tamam, tutuldu hocam. Tamam. Detay vermenize gerek yok. Ben çok iyi anladım. Birlikte zumba yapacağız. Evet hocam. Hem çok güzel bir kardiyovasküler antrenman, kalp damar sistemini çalıştırıyor, çok güzel kilo verdiriyor ve aynı zamanda da eğlenceli. Başlayalım hocam. Hazırsanız. Başlayalım. Hadi o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Hadi. Hazır mısınız? Hazır hocam. Şimdi hareketleri tek tek gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, kapat. Hocam ayırımızı kapatmıyor. 1, 2, kapat. Şimdi yana bas. Bas, çek. Hop geç güzel. 1, 2, 3, 4. Azıcık hızlan şimdi. 3, 4. Bararara. Tamam. Sen yapma. Kayıyor. Kayar orada. Tipine bak ya. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Dön 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 salla. Ne duruyorsun ya? Şöyle mi? Birazcık da kıvıralım hadi. Ha? Hoca sen kıvır. Tamam. Seni kıvırmanda hiç sıkıntı yok hoca. Seni engellemeyeyim. Ya kıvırmanın bizi kıvırttın lan. Tamam saç. Ya ne kadar kıvırılabiliriz ki? Bayağı kıvırılıyorsun gördün mü? Ha aç şarkıyı. Yapacağız size inanıyorum. Tamam. Çok zor. Ucu elinde geç. Gel. Tamam. Hadi. Hazırlanalım.
Bu ne oğlum ya? Ne verdin la? Allah Allah. Hocam görüşürüz. Aç kapıyı. Evet sevgili dostlar. Zumba ile çıktığımız bu yolda konu şu an nereye geldi? Tabii ki de sağlıklı beslenmeye geldi. Yanımızda çok sağlıklı beslenen bir arkadaşım sevgili... Dünyaya sağlıklı beslenmeye gelmiş olan arkadaşım sevgili Remzi Özkaya. Ve çok değerli arkadaşım ve diyetisyenim Nilay Keçeci. Tabii ki konu sağlık yaşam olduğu zaman Nilay Keçeci'yi çağırmak durumunda kaldık. Teşekkür ediyorum. Ya, çünkü kendisi benim diyetisyenim olduğu için başka bir diyetisyen çağırma gibi de bir lüksümüz açıkçası. Zahmet şöyle suyu, suyu atmadan aynen devam edelim. Açıkçası yok. Bugün burada sağlıklı beslenmeyle alakalı şeyler konuşacağız sevgili Nilay. Remzi'yi de çağırdım ki bu konuşulanlardan feyiz alsın diye. En sevdiğim konu. Yani, hiç konuşmam normalde. Hiç ben değilim. Remzi arkadaşımız, hocam şöyle bir durumumuz var. Son dönemlerde tüp mide ameliyatı çok yoğun. Herkes tüp mide ameliyatı yapıp kilolarından rahatlıkla kurtulabiliyor. Evet. Remzi arkadaşımızda şöyle bir özelliği var. Remzi arkadaşımız daha önce bir kere tüp midesi ameliyatı oldu. Ama pek kurtulamamış galiba yani. Şöyle ki hocam. Normalde tüp midesi ameliyatı olanlara ortalama bakıyorum. Mesela eşimiz dostumuz var. 50 kilodan aşağı vermiyor yani. Bizim Remzi 10 kilo verebildi. Bayağı iyi vermişsiniz yani. Yani bir tüp midesi ameliyatına 10 kilo verdi. Şimdi ikinciyi düşünüyor. O 10 kilo da mideden gitmiş olabilir zaten. Evet. Yani midenin yani suyu akmış zaten yani. Midesinin suyunu akmış. Oradan da bir 10 kilo gitmiş olabilir yani. Şimdi öyle bir sıkıntımız olduğu için Remzi'ye dedim ki gel konuşanlarına feyiz al. Sabah Zumba'yı da beraber yaptık. İkimiz Zumba derslerine başlayacağız. Sağlıklı beslenmeye adadınız yani. Evet. Evet. Sağlıklı artık yaşamaya. Aynen. Ben daha önce biliyorsun diyet yapıyorum seninle. Daha önce değil hala. Ya hala hazırda da şu an yapıyorum. Bir serüvenimiz var şu anda yani. Evet bir 4 kilo verdim. O 4 kilo vermiş olduğu heyecan ve mutlulukla... Yedim bir 10 kilo aldım. Helal olsun. Tam istediğim danışan. En sevdiğim. Şimdi hocam bugün kobay benim. Benim üzerimden gidebiliriz. Sağlıklı beslenme bizim tarzımızda yani biz nedir? Uyku düzeni bozuk, geç yatıp, çok geç saatlerde olmasa da öğle saatlerinde kalkan obezite kişileriz biz. Yani ben bu gece mesela saat 4'te maalesef ki gereksiz kardeşim Furkan yüzünden 2 tane ıslak hamburgeri yemek durumunda kaldım. Halbuki gece 4'e kadar da kendimi o kadar savundum ki yememek adına. Dayanamadım. Ya bildiğin yemin olsun yani gerçekten bir yeni gelin gibi o kadar uzak durdum ki çekingen, endişeli. Ne oldu peki de sonra dayanamayıp yedin? Gece 4 sularında bilgisayarda bir şeyler yazıyordum. Ansızın bir kapı çaldı. Dilli kaşarlı. Islak hamburger alınmış. Umursamadım. Duymazdan geldim. Görmezden geldim. İşime o da adapte olmaya çalıştım. Ama sonra oradan ufak bir ses geldi. Yersen fazla ıslak hamburger var. Ve dayanamadım. Tam da o nokta işte sağlıklı beslenme yani. Tam da o nokta. Amacım bir tane ısırıp koymaktı. 2 tane yedim. Bizim düzenimizdeki insanlara öneriniz nelerdir? Ya tam aslında nokta o nokta. Yani o yersen fazla ıslak hamburger ver noktasında durdurabilirsek evet. Devamı geliyor onun zaten. Şimdi kişiyi motive eden şey zaten kilo kaybetmek. Aslında tüp mide operasyonu niye oluyoruz? Gene doğru ve sağlıklı kilo kaybedebilmek için oluyoruz. Ya hocam ama yani. Nasıl olmasın? Özür dilerim. Motive olmak için oluyoruz. Özür dilerim. Ya ama ondan sonrası bile... Kobay sen miydin ben miyim? İşte. Demek ki sensin. Aradan belli oldu. Yani sağlıklı beslenmenin aslında temeli zaten sağlıklı yaşamak. Evet. Yani uyku düzeninin olmaması, spor yapılmaması ya da düzenli beslenilmemesi zaten kişiyi sağlıksız bir zaman sonra da kronik hastalık riskine kadar götürecek bir sonuç. Ya bunun için eğer bizi destekleyecekse önce belki tüp mideyle başlarız. Ama tüp mide sonrasında da diyet yapacaksak aslında ilk tercihimizin diyet olması lazım. Yani diyet değil bu. Sağlıklı beslenmek sağlıklı yaşam aslında. Ya tarzın eğer gerçekten gece oturmak ve sabah geç kalkmaksa ona uygun listeler yazılır. Ona uygun yemekler yapılır ama bir hamburger yiyeceğimiz yerde 2 hamburger yersek, kendimizi durdurabileceğimiz noktada ona hayır deyip onu mutlaka yersek işte bu hiçbir zaman düzene girmez. Kilo kaybettikçe kişiler motive oluyor. Bir de kan değerleri değişiyor, evet. İnsanın hani nefes alışverişi bile değişiyor, yaşam şekli değişiyor. Ne oluyor? O da bir motivasyon olduğu için bir zaman sonra ıslak hamburgerleri elinde itiyorsun işte. Yemeyeceğim çünkü daha iyi hissediyorum diye. Ya biz aslında bu temelden de kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Kilo. Temel derken? Temel, aileden gelen mesela. Biz mesela aman arkandan kalır ağlar. Evet, ağlar doğru. Mantığıyla büyüdüğümüz için. Herkes öyle büyüdü. Zaten sıkıntı hep oradan çıkıyor. Yani ben... Ama eşeğe gibi düşün çöplük mü miden? Yani... İşte o 2 hamburger, fazla söyledi 2 hamburger ben çöpe gitmesin diye. Yazık günah olmasın ben onu yedim. Sana da yazık. Şimdi karaciğer ağlıyor, böbrek ağlıyor, kalp ağlıyor. Yazık yani sana da iç organlara da yazık yani. Ya düşünce tarzının
Zaten çocukluktan itibaren tabağına yiyeceğin kadar koy ve %80 doyduğunu hissettiğinde kalk olması lazım. Hatta bütün felsefesi, diyet felsefesi budur olayın. Ama tabii bu arada yani ben gece 4'te bu çalışma şekliniz de olabilir. Bir sürü insan var gece mesaisinde çalışan, sabah geç kalkan. O yüzden illa şunu 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 sıralı yapın diyemem hiçbir zaman. Kendi şeklinize göre doğru beslenmeyi uydurmak, adapte etmek. Nedir gerekiyor hocam mesela yani? Yani tabii gece 4'te ıslak hamburgerle gelmiş ben sana brokoli ya da kafada brokoli ya diyemeyeceğim bu arada yani. Da, bu arada da hoş geldiniz. Gelirken de eliniz boş gelmemiş. Varlığını sorguladığım brokoli çorbasıyla gelmişsiniz. Ne kadar güzel besleyici. Teşekkür ederim. Besleyici bir çorba yani. Hani tok tutucu bir çorba abi yani. Abi bizim için ya Remzi yani senin için brokoli çorbası... Benim için ne brokoli... Ne anlam ifade ediyor diyor. Brokoli bir şey ifade etmiyor. Abi etmiyor. Nasıl uyuyor bilmiyorum, tadını yani... bilmiyorum yani. Keşke bilsek işte yani. Amaçsız Allah'ın yarattığı şey... Ama hamburger amaçlı. Ama yani ya ben bunu da anlamıyorum abi o zaman... Ya brokoli yiyeceksek hamburger niye var? İkisini de yemek için var. Hem hamburger yiyeceğiz hem brokoli yiyeceğiz. Önce bir brokoli çorbası ondan sonra iki ıslak hamburger mi? Mesela. Ben de günün sonunda ben de ya yoldan çıkıyorum. Hadi brokoli. Beraber ıslığa gidelim falan diye artık şeyin sonu öyle olacak sen herhalde. Sen bizim yanımıza diyetisyen ne bırakırsın? Zaten bizim genelde öyle oluyor. Henüz kimse başaramadı onu yani. Yani biz birine adapte olmuyoruz. O bize adapte oluyor. Sıkıntı ya işte sizin aslında sağlıklı beslenmeye birlikte aslında bir yol arkadaşlığı sağlıklı beslenmede çok önemlidir. Evet. Yani tek başına çıktığın yolda yolun yarısında kalabiliyorsun ama diyetisyenin aynı zamanda sürekli iletişim halinde olabileceğin bir yol arkadaşın bir de bir gerçekten sürekli birlikte olduğun destekçi yolun yanında seninleyse hem sağlıklı bir yaşama geçiyorsun hem de bu arada gene ıslak yiyebilirsin yani haftanın bir günü ne istiyorsan ye ama kalan günler biraz daha düzgün beslenmeye çalış. Şu noktada çok haklısınız hocam. Mesela ben son dönemde yemek yemeyi çok sevdiğim için çevremde hep kilolu arkadaşlarımla takılmaya başladım çünkü onlar da yiyor. Yani biz oturup dana gibi yemek yiyoruz ve çok mutluyuz. Yemek yemekle mutlu oluyoruz aslında. İşte başka şeylerle de mutlu olabiliriz. Yani yemek yiyerek aldığımız haz 1-2 saniye sonra geçecek. Baklava attın ağzına bir tepsi baklava. Belli bir saati var. Sağlıklı beslenmeyle, doğru nefes alışverişle sen kendini daha iyi, daha fiziki olarak daha farklı hissettiğinde bu çok uzun süren bir mutluluk aslında. Evet, onun da bir tık önlemi var ama çevre faktörü de... Her söylediğime bir şey buluyor ama söylüyorum ama yani. Ama çevre faktörü de çok önemli yani. Evet evet kesinlikle öyle. Mesela şimdi ben diyetteyim. Ha bak mesela ayaküstü ne o pide mi? Nereye gidiyor pide? gel burada ye. Ne burada? Buraya ne getir? Niye getirdin oğlum? Lahmacun da getirmiş. Oğlum git de bana niye gösterin? Çekim yapıyoruz yani. Ya. Lahmacun yenilir. Ya, lahmacun da bir şey yok yani. Ya bu çocuk beynini aldırmış ya. Hayır benim de çok dayanamadığım bir konu yani lahmacun. Bu arada olsun. Lahmacun yenilir. Lahmacun çok ufak bir şey. Yani fast foodların içerisinde en kolay yenilecek şey. Son dönemdeki lahmacunlar da farklı. Şimdi mesela bir tabak altı lahmacun var şu kadar. Bir de normal bir lahmacun şu kadar. Ya bir de şu kadar. Şimdi bizim için tabak altı mı şu kadar olur? Bu kadar olur. Bir tane mi? İki tane. Bunun garanti bir lahmacun var. Yetsin kesin yani. Bir şey söyle bu da yeter artık yani. İki tane şöyle lahmacun neyine yetsin? Yeter İki tane lahmacun mu? Ben bir şey söyleyeyim mi? Mesela iki ıslak hamburger yerine o iki ıslak hamburgerin o iki lahmacun bir tanesi bile etmez. Yemin et. Zaten bunu öğrendikten sonra öyle kapılıyor. Allah selamı versin. Bak yemin ederim. Var ya şu an aldığım en iyi bilgi. Sonra gün öğrenir mi yani? Bak şimdi ben söylüyorum bütün bilgileri. Ama, zorla da bilgi verilmez ki insanın kardeşim. Ama neden yani lahmacun da hamur. İnce aynı hamur. Şey değil işte. O çok ince bir hamur üzerine aslında kıyma. Hani bir nevi etle kıyma yemek gibi bir şey. Kıymalı bir yemeği bir dilim ekmek yemişsin gibi düşün. İki dilim ekmek yemişsin gibi düşün. Ama hamburger ekmeği kendisi de şekerli bir ekmek. Bir de salça, bir de sosu, busu. Yani bir de iki tanesi ister istemez kaloriyi üstüne arttırıyor. Üstüne yediği beyaz çikolatayı söylemiyor. Söylemedi. Öyle şeyleri söylemez. Genellikle neden böyle oldu? Neden bunu yiyorum? Ben neden böyle beslenmek zorundayım ben? Tamam konu benim... Kobay sendin, ondan ama senin üstüne gidiyoruz ben yani. Kobay derken ben yani bana söyleyeyim gelinim sen anla diye tamam, ben... Tamam ben o tarafa da anlatıyorum zaten. Ama sen bunları zaten yaparken ben de küçük ayran içiyordum. Ya. Belli Remiz bayağı ayran içiyorsun yani. Sanki bana Allah Allah 78 kilo da yani küçük ayran içiyormuş yani. Geçen bize geldi tamam mı? Ben de kendime şöyle küçük ayranlar aldım. Tombul ayran. Evet tombul ayran. Kanka ben biraz acıktım ben iki ayran patlatayım. Abi 4 tane ayran içmiş. O öyle ne var ya? Dört tane ayran ya zararlı değil mi? Yok o da zararlı. Bir şeyin de porsiyonu abartıyor var yani ya, sağlıklı abartıyor diye de. Abartıyor bir tane içtim ya. İki de ağzına sokuyor. Ayran öyle komple ağzına sokuyor ya. Sağlıklı diye de her şeyi yemeyeceğiz tabii ki. Porsiyonu da önemli. Porsiyon kontrolü de önemli. Zaten o yapılabilse hamburgerde demin dedim ya her şey yenilir hocam, ama kontrollü. Mesela ekmek yememek, şekerli şeyler tüketmemek. Bunlar mesela sağlıklı yaşam için olması gerekenlerden ikisi.
tam olarak değil aslında. Ben mesela sana ekmek yediriyorum, ya şekerli bir şeyler yolluyorum. Ya bir müddet kaba kiloyu ve gerçekten motive şeyler, olacak kiloyu atana kadar... Şekerli. Ya şekerli dedim, agave şurubuyla yapıyoruz. İşte ne bileyim, keçi boynuzuyla yapıyoruz. Karnıyarıkotu kullanıyoruz. Biz bir sürü şeyi değiştiriyoruz ama yani illa bunları çıkaracağım diye düşünmüyorum. Ama mesela, önce ekmek yemeyeceksin diye bir şey yok. Şimdi biz mesela imkanımız var. Biz bunları yapabiliyoruz. Yani imkanı olmayan mesela kendi halinde sağlıklı yaşamaya çalışan insanlar ne yapmalı? O ilk etapta mesela atıyorum bir hafta, iki hafta gerçekten şekerden, undan, tuzdan, bir takım şeylerden uzak durmalı. Evet. Sonra kendine uygun Akdeniz tipi diyeti dediğimiz bütün kronik hastalıkların önleyicisi, gerçekten herkesin... Akdeniz tipi diyeti. Evet. Tamam. Akdeniz tipi diyeti dediğimiz bütün hem hastalık önleyici hem de herkesin zaten normalde beslenmesi gereken, vücudun ihtiyacı olan, yani hücrelerin yapı taşı olsun, hastalanmamak değil, büyümek, gelişmek için bile, hayatımıza devam edebilmek için bile gerekli olan her şey Akdeniz tipi diyete çıkar. O da nedir? Az az, sık sık beslen, sebze, meyve ağırlıklı beslen, balık ye ama peynirini de, ekmeğini de, sütünü de, neyini istiyorsan az az. Fakat her şeyi yiyebiliyorsun yani bu diyette gibi düşün. Ne yapacaklar? İlk etapta bir şeyleri kesip kaba kiloyu atacaklar. Evet. Arkasından da bu Akdeniz tipi diyete geçip kendilerine uygun bir menü oluşturup devam edecekler. Yani herkesin de dediğin gibi oturup da bilmem ne söyleme lüksü yok. Ne yapacak? Evde sebze yemeyip işte karnıyarık yiyecek o karnıyarığı ama az yiyecek. Ya şimdi meyve de derken de kış ayı geliyor ya. Akşam oturup da 6 tane de mandalina ya da şey i̇şte, portakal değil yani, değil mi? Porsiyon kontrolü yok işte orada. He. Ne yapacak? Bir portakal, bir mandalina alacak. Ya zaten bir insan yediklerini, kendi yediklerini kontrol olarak azaltırsa bile bir miktar zayıflıyor. Zayıflamak da aslında kendini kontrole almak. Peki hiç sebze yemiyorsun hocam? İşte o mesela, o da çok büyük bir problem ama evet. Öyle bir dezavantajımız varsa da gerekirse et ağırlıklı beslenirken bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sebze yemezsen ömür boyu kabız olursun işte yani. Ya sadece yani, kabızlık dedi birçok bu arada farklı şey yok. Kendisi yani. Yemiyor sebze yani. Yemiş yemiş. Lif değil. Ama lif değil sadece yani. Ya benim sebze, bir problemim yok. Ama sebze yemiyorum. Kalbi de toparlayacak bir şey. Yani sen sebze yemediğinde ilerideki hayatımızda bizim, yani yaşımız sonuçta, biz aynı yaşta kalmıyoruz. Gittikçe yaşlanıyoruz. Evet. Organlar da yaşlanıyor, vücut da yaşlanıyor. Dolayısıyla bu metabolizma yaşımızın ilerlemesi, kalbin falan toparlanması hep sebzeden, meyveden geçiyor. Bir sebzeyi sevmiyorsundur, başka bir sebzeyi sevmeye çalışabilirsin. Sırf ya tek tip beslenme diye bir şey yok. Sadece proteinle beslenemeyiz. Anladım. Yani. Evet. O işte ketojen diyet dedikleri diyet. Biraz daha böyle tek tip diyet. Bence Akdeniz diyeti bence makul. Zaten herkes için en makul olan, en doğru yapılması gereken. Evet, burada şişman ve kilolu kendine bir nebze bakmak isteyen arkadaşlar. Ne diyoruz? Akdeniz diyeti, Akdeniz diyeti. Akdeniz! Ve bununla devam edelim. Akşamları! Diyette pek alakası olmamasına rağmen Akdeniz denince akla gelen ilk şarkı. Peki bir şey söylemek isterim. Herkesin... Akdeniz deyince de abi benim aklıma hiç mesela... Tamam, ne geliyor? Tamam, Allah aşkına Remzi, okay. Et mi geliyor? Kırmızı et mi geliyor Akdeniz deyince? Zeytinyağı, salata gelir Akdeniz deyince. Meze gelir. Evet. Ege otları gelir falan değil mi yani? Ülkara doğru Remzi çıkarsın. Remzi okey, şakanı yaptın. Hocam mesela hep şöyle bir kanı var. Akşam 6'dan sonra yemek yemezsen o iş bitti. Bitti mi? Bitmedi. Öyle bir şey de yok. Akşam 6'dan sonra benim hayatım yeni başlıyor. Yani. Evet. Diyorum ya de. Kişinin kendine göre döndürmesi lazım. Ya adam diyelim ki bir doktor nöbete giriyor. Zaten 6'da bir ameliyata girebilir ve 8 saat ameliyatta kalabilir. Evet. Ne diyeceğim ben adama? Sen hiçbir şey yeme mi diyeceğim yani? Öyle bir dünya yok tabii ki. Doktor ona göre demişken, sistemlemek gerekiyor. Özür dilerim. Doktor demişken buradan tüm sağlık çalışanlarına da sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletelim. Onlara kocaman bir alkış alalım. Hocam, evlilik kilo aldırır mı? Yani bence erkeğe aldırır. Kadına da belki aldırır, belki aldırmaz. Ben mesela evlenmeden önce 80 kiloydum. 80 kilo. Evet, şu an kaçım? 110 kilo. Yani erkeğe bence aldırıyor zaten. Burada da işte düzenli beslenme ortaya çıkıyor. Yani evet. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, öğle yemeği vesaire vesaire. Şimdi buradan yeni evli çiftlere, yeni evlenecek arkadaşlara, ilerleyen dönemlerde karşılarında böyle bir örnek varken, tezat örnekler de var, evli olmadığı halde yiyor. Onlara önerimiz ne olabilir hocam? Ya orada mesela genelde iş ne oluyor? İki kişi de işten geliyor. Evde kendilerine ayırabilecekleri tek vakit televizyonun karşısındaki ya da birbirleri sohbet ettikleri vakit. Bir de yeni evlilikli oldukları için evlendikleri hanım, kadın kendini göstermek için habire bir basıyor poğaçayı böyle. Olabilir, o da olabilir. O çılgın sunumlar falan. Olabilir. Bunlar...
Yani onlar yendikçe kilo alınıyor işte. Ama ne oluyor? Kadın sonra bir zaman sonra kendini beğenmemeye başlıyor. Diyor ki ya ne oldu, ben nereye gidiyorum? Hemen kendini durduruyor. Olan adama oluyor. Adam aynen devam ediyor. Yani göbekli de olur, biraz kilolu da olurum. Sorun değil derken yeme şeyi değişince fikir olarak erkekler çok daha zor adapte oluyor. Kadınlar kendilerine bir kot pantolonla giremedikleri için bile bir hırs yapıp şey bulabiliyorlar yani. Hani diyete başlayacak bir sebep bulabiliyorlar. Erkekte öyle bir şey olmuyor. O zaman buradan şu çıkıyor ortaya. Sevgili yeni evli çiftlerde erkekler sizi bilerek yediriyorlar. Olabilir yani, bakış açısı. Bilerek yeniliyor. Adam dal gibi giriyor, adam Hulk gibi çıkıyor. Niye? Aman kocama bakmasınlar, aman kocam yakışıklı olmasın. Bak benim mesela eşimde kilolu. Yapacak bir şey yok. Adam bir de yemeği seviyor. Yemeği seven adamlar da var yani. Ya senin eşin nasıl kilolu olabilir? Vallahi mesela kilolu. Bir işte göbeği yani, var böyle yani. Sende de burada bir sinsiyet noktası ortaya çıkıyor yani. Hiç alakası yok. Bak şimdi, illa ben diyetisyenim diye eşim zayıf olmak zorunda mı? Adam diyor ki ya ben diyor eve geldiğimde bir rahatlıyorum diyor. Bir televizyonun karşısında bir şeyler atıştırmak istiyorum diyor. Stresli, eğer o kilo onu hastalık boyutuna götürmeyecek bir kiloysa ve geri verdirilecek bir kiloysa, ya diyorum hadi ye bari. Nasıl yer ya? Senin... Benim bakış açım da o olabilir, bilmiyorum yani. Senin 250-300 hastan var yani, hastanede danışanın var. Bu adamın hepsi kilo vermeyecek. Sen kocana nasıl bir şekilde rahat bırakırsın? Tiksinmiyor musun ya? Hayır, çok aşığım. Öyle seviyorum ben onu. Vay be. Bak olay yani, nereye gitti buradan gördün enişte, mü? Enişteye şükran dolu sevgiler. Enişten göbeğe devam, sen rahat ol. İşte olay şeye gidiyor, yedireyim. Bak olay ona gidiyor, doğru sinyaller veriyor yani Türk halkına. Peki, şunu istiyorum yani. Toplum da buna hazır değil, diyet yapan insanlar. Ben mesela gidiyorum bir diyetim diyor, la ye, ağzıma evet, sokuyor yani. Buradan diyet yapan insanlara toplumun nasıl davranması gerektiğiyle alakalı bir mesaj verip kapatabiliriz bence. Çok güzel bir yere değindin aslında çünkü... Benim de değinme noktalarını çok uydur hocam. Yani ben soru noktasında olsun. Yani şöyle, zaten diyetteyim dediğiniz anda ya ne diyeti ya? Ya kilolu olsak da zayıf olsak da. Çok kilolu olunca çok kilolusun derler. Zayıf olunca da çok çirkinleştin, çok diyet yaptın, yüzün çöktü derler. Onların diyecekleri bitmeyecek yani. Abi mesela ben şimdi diyet yapıyorum ya. Senin oraya gidiyorum. Herkes bana diyor ki aman sen kilo verme. Ama ya ben kilo verme de ben öleceğim yani. İşte, sağlık için veriyorsun yani. Benim şeker tavan yani. Ya ben de... Doğru söylüyorsun. Oğlum ben de yemek istiyorum lan. Sen zannediyor musun ki ben çok mutluyum? Aşık şekerim 290. Vallahi çok yüksek. Tamam, ben bir insülin makinasıyım ya. Dolayısıyla toparlamak gerekiyor. Yani vücudu toparlamak gerekiyor. O yüzden kulak kapatacağız yani yapacaksa. Ya da diyetliyim demeyecekler. Diyecek ki mesela masada harika bir masa var. Ya diyecek benim bugün çok midem bulanıyor. Benim reflüm var galiba. Kendimi hiç hissetmiyorum. Ben yemeyeyim diyecek. Diyetteyim denildiğinde genellikle zaten oluyor. Türk halkı olarak yedirmeye meyilliyiz. Yani evine geliyor bir şey yapıyorsun, yemedin mi kötü oluyorsun. Ben bundan sonra orucum diyeceğim ya. O da olabilir. Vallahi. Mantık abi, olarak olabilir abi, yani. Ben orucum. Değil o da mi? Olabilir. Konuyu komple kapatabilirim ya. Evet. Olabilir. Sevgili Nilay Keçeci. Bugün buraya geldim. Bizde aydınlattığın için. İki opozit arkadaşının ortasına oturmayı kabul ettiğin için. Ne demek. Sonsuz her teşekkürler. Zaman. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Nilay siz Keçeci. Siz öyle. Teşekkür ederim. Evet efendim. Yorucu bir video oldu benim için. Yani zumbu videosunu çekeli 2 gün oldu, daha kapanış yeni çekemiyorum çünkü bacaklarım kilitlendi. O nedenle biz obeziteler için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki hafta gene farklı bir konseptte muhtemelen gene sizlerle beraber olacağız. Görüşmek üzere. Kıymalı pide var abi, yer misin? Ne diyorsun sen ya? Kaç yaşındasın sen? He? Gerizekalı mısın oğlum sen? Bu mu şaka? Kapanışa bir şey bul dedim, bunu mu buldun? Kaç yaşındasın sen ya?